Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde basit bir dosya oluşturma işlemine bakacağız. Bununla ilgili öncelikle bir main.co dosyası oluşturdum. Kodlarımızı bunun içerisine yazacağız standart olarak. İlk olarak ben package main tanımlamamı yapmam gerekiyor burada. Her Go dosyasında olduğu gibi bunda da bir package main dosyası tanımlıyoruz. Ve temel ihtiyaçlarımız neydi burada? Func main, bütün kodlarımızı yazacağımız temel main function'ımız burası. Ve ayrıca ben hangi paketleri kullanacağımızı da burada belirtiyorum. Bunun için log ve os paketlerini dahil ettim projeye. Log'u hata işlemlerini loglamak için kullanacağız. Os'ta da zaten yani bu dosya oluşturma işleminin kendisini bununla yapacağız. Ve ayrıca ben burada kullanacağım ve yapacağım işlemi global scope'da tanımlayarak farklı fonksiyonlar içerisinde de kullanabilmek istiyorum. Şu an kullanmayacağız onu farklı fonksiyonlarda. Ama bu bir alışkanlık haline gelebilir aslında. Mesela burada new file adında bir dosya nesnesi oluşturacağım. Bunun için de os paketini kullanacağım. Ve ayrıca da err nesnesini burada tanımlayıp bunun da tipini error olarak vereceğim. Ve burada da new file'ı kullanabiliyorum bu şekilde. Şimdi os paketi içerisindeki create function'ını kullanarak bir isim veriyorum oluşturmak istediğim dosyaya. Ve demo.txt adını verdim. If err, eğer err nesnesi nil değilse bir hata vardır. O zaman hatayı logla. Şu an uygulamamız hazır temel olarak. Ben open in terminal diyerek bu dosyayı buradaki terminal içerisinde çalıştıracağım. Ve go run main.co diyerek uygulamayı çalıştırıyoruz. Burada demo.txt'yi oluşturması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi demo.txt boş bir dosya olarak burada oluşturuldu. Tekrar bir gözden geçirmek gerekirse aslında çok basit. İstersek şuradaki tanımlamayı yapmak yerine burada nesne örneğini oluşturarak direkt burada atama yaparak da kullanabilirdik. Ama biz global scope'da bu new file ve error'i tanımlayarak farklı function'lar içerisinde de kullanabilirliğini bu şekilde sağlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.